Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel çok lezzetli bir katmer tarifim var. İki çeşit yaptım. İster sabah kahvaltılarınızda ister beş çaylarınızda kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Sizleri hiç bekletmiyorum. 4 su bardağı un aldım yoğuracağım kaba. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane yumurta ekliyorum. 1 su bardağı süt ekliyorum. Bu malzemeyi şöyle bir karıştırıyorum. Yarım su bardağına yakında su ekleyeceğim, ama suyu biraz daha yavaş yavaş ekleyeceğiz, e, yoğuracağız kıvamına bakacağız, yavaş yavaş ekleyelim. Önce böyle karıştırdım, daha sonra elimle yoğurdum. Elimle yoğuruyorum ve orta sertlikte bir hamur yapacağız. Oklava ile açacağım, o yüzden çok yumuşak olmaması gerekiyor, çok sert de olmasın. Bakın hamuru yoğurdum, yarım su bardağı suyun dibinde çok az kaldı. Ee, şimdi hamurun üzerini kapatacağım ve 15-20 dakika, yarım saat kadar bekletebilirsiniz. Dinlendikten sonra devam edeceğiz. Hamuru dinlendirdim. Hemen şimdi şekil vereceğiz. Masaya biraz un atıyorum ve hamuru 4 parçaya bölüyorum. Yuvarlayalım hamurları. Hamurları yuvarladıktan sonra İlk yaptığım bezeden başlayarak açabildiğim kadar ince açacağım. Un kullanabilirsiniz arada yapışmaması için. Siz izlerken hemen ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videomun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu hatırlatmadan sonra hemen tekrardan videomuza dönelim. Gördüğünüz gibi oklava ile açıyorum. Hafif un atıyorum ara ara. İnce bir şekilde yapalım. İki yufkayı üst üste koyarak şekillendireceğim. O yüzden öncelikle bir tanesini açtım böyle olabildiğince ince. Bunu kenara alıyorum. Hemen ikinciyi açacağım. Biraz un attım çünkü beklerken yapışmasın. Hemen ikinci yufkayı da açıyorum. Burada isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hangisini arzu ediyorsanız hangisiyle daha kolay açıyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi böyle açtım. burayı 100 gram tereyağı erittim. Aslında burada ben 1 çay bardağı da sıvı yağ ekledim ama yarım çay bardağı da yeterdi. Biraz arttı yağım. 100 gram tereyağı yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Ve yufkanın üzerine böyle bolca sürelim. Hemen burada kırmızı kapya biber doğradım. Bir de taze soğan doğradım. Bir tanesini böyle yapacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Hem rengi hem lezzeti harikaydı. Böyle de deneyebilirsiniz. Bir tanesini de sonradan sade göstereceğim sizlere. Şimdi ikinci yufkayı üzerine kapattım ve şöyle kenarlarını bir bastırıyorum. Bu kısma da iyice yağ sürelim. Şimdi yufkayı şeritler halinde kesiyorum. Küçük olanı başladım. Ee, küçük küçük sarıyorum böyle. En ince olandan başladım. Hepsini böyle yarısına gelinceye kadar hamurun sardım. Bakın böyle ilk katmerimizin hamurunu hazırlamış olduk. Hemen ikinciyi de yapıyorum. Şimdi o ikinciyi de hazırladım ben. Video uzamasın diye orayı göstermedim. Sade olanını göstereceğim. İlk yufka yine her zamanki gibi açtım, yağlıyorum. İkinci yufkayı üzerine ekliyorum ve yine bunu da yağlayalım. Bolca yağlayın. Bunu boş olacak şekilde hazırlayacağım. Yine aynı şekilde şeritler halinde keseceğim ve saracağım. 4 tane katmer yapmış oluyorum aslında. Sade olanın da ilkini hazırlamış oldum. Bu katmanı isterseniz yapıp derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Pişirdikten sonra çıkarıp hemen ısıtabilirsiniz. Ve böyle hazırladım. Bir 10-15 dakika beklettikten sonra hemen şekil vereceğiz. Aslında ben zaten diğerlerini hazırlarken biraz ilk yaptım beklemiş oldu. Hemen böyle parmaklarımla inceltiyorum. İnanın çok kolay oluyor. Hemen ilkini kenara aldım. Dördünü de açtıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Bakın çok kolay bir şekilde hemen genişledi. Hepsini böyle yapıyorum. Bu arada birazcık yağ kaldı. Onu da pişirirken kullanacağım. Zaten pişirirken yağ sürecektik. O yağı kullanacağım. Şimdi tavaya birazcık yağ sürüyorum güzelce kızarması için şöyle fırça ile sürebilirsiniz. Hemen hazırladığım katmeri koyuyorum. Bir tarafı kızaracak. Kızardıktan sonra çevireceğim. Çevirmeden önce bu yüzüne de yağ süreceğim. Böyle ters düz yaparak pişirebilirsiniz. Yağlayın. Katmer biraz yağlı güzel oluyor çünkü. Hemen bu kısmına da yağ sürüyorum. Zaten incecik olduğu için çok kolaylıkla pişiyor. Bir o tarafını pişirdim, bir de ters çevirip diğer tarafını pişirdim ve hazır oldu. Şimdi katmeri bir çevireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Bu yüzünü de pişireceğim ve dördünü de aynı şekilde pişireceğim. Hemen sebzeli olanı da pişiriyorum. Gördüğünüz gibi katmerler hazır oldu. Çok güzel bir şekilde kızardı. Ve lezzeti de inanılmaz güzeldi. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ses sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.